Verilen tabloda hangi öğrenciler soruların ikisini de doğru cevaplamıştır? Geri dönüştürülebilen katı atıklardan bir tane örnek verebilir misiniz? Alüminyum folyo geri dönüştürülebilir. Atık yağlar geri dönüştürülemez. Yumurta kabuğu geri dönüştürülemez. Geri dönüşümün faydalarından bir tane örnek verebilir misiniz? Enerji tasarrufu sağlar, ham maddelerin tükenmesini engeller, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlar. İkisine de doğru cevap vereni seçeceğimiz için yalnızca o not olacaktır. Bu nedenle cevabımız A seçeneğidir. Yapılan kanun değişikliği ile 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik alışveriş poşetleri en az 25 kuruştan satılacaktır. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre bir pet şişe 1000 yıl, cam şişe 4000 yıl, metal kutu 10 yıl, plastik poşet 400 yıl ve piller ise 300 yılda doğaya karışmaktadır. Ayrıca plastik poşetlerin yapıları gereği sadece %1'i geri dönüştürülebiliyor. Bir plastik poşetin geri dönüşümü ise yeni bir tane üretmekten daha pahalıya geliyor. Türkiye'de plastik poşet kullanım miktarının yıllık yaklaşık 30-35 milyar adettir. Bu da demektir ki Türkiye'de bir kişi yılda ortalama 440 adet plastik poşet kullanmaktadır. Sadece yukarıdaki paragrafa göre çıkarımlarından hangisi yapılamaz? Sadece paragrafa bağlı kalacağız. 1. Plastik poşet kullanımının azalması için çalışma yapıldığına buna varılabilir. Bu ücretlendirme çalışması kullanımı azaltmak amaçlıdır. 2. Plastiğin geri dönüşümünde kullanıldı. Geri dönüşüm yapıldığına ait herhangi bir şey yazmadığı için bunu alamam. 3. Poşet üretim masraflarının karşılanması için ücretli satıldı. Bu da değil. Bunun asıl amacı poşet kullanımının azalması amacıyla yapılmış. Ve bununla ilgili de metinde bir belge bulunmadığı için cevabımız C seçeneği olacaktır. Belediyedeki uzmanlar tarafından okullarına geri dönüşüm toplama kutuları bırakan Seda, uzmanlardan geri dönüşüm faydalarını da dinlemiştir. Buna göre Seda'nın dinlediği uzmanlar geri dönüşümün faydaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemiş olabilir? Doğal kaynak kullanımının artmasını sağlar. Hayır, direkt geri dönüşüm böyle bir fayda sağlamaz ama ülke ekonomisine katkı sağlaması ve çevre kirliliğinin azalması özellikle en büyük etkidir. Doğru olacağı için cevap C şıkkıdır. Bir litre atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletmekte. Kirliliğin önüne geçmek için atık yağlar lisanslı firmalar tarafından toplanmakta. Çünkü yetkisiz kişiler tarafından toplanan kullanılmış yağlar tekrar piyasaya sürülerek sağlığımızı tehdit etmekte. Kullanılmış kızartmalık yağlar yaygın olarak biyodizel üretiminde kullanılabilmekte. Bunun ön şartı atık yağın temiz olması. Ayrıca kullanılmış bitkisel yağların kalorisi çok yüksek olduğundan hayvan yemi hazırlanmasında, sabun üretiminde ve yemlik yağ üretiminde kullanılmakta. Bakalım her atık yağ geri kazanım için uygun olmayabilir. Evet, bundan bahsetmiş. Kullanılan yağlar birçok alanda değerlendirilir. Atık yağlar toplanarak çevre kirliliğinin azalması sağlanabilir. Bunlar paragrafta bahsedilen bilgiler, ancak atık yağdan elde edilen biyodizel yakıtın kullanım alanının daha fazla olduğunu söylemiyor. Bu yüzden cevap D olmalı. Atık pillerin içerisindeki çeşitli kimyasal maddeler atık olarak depolandığında kimyasallar depolama alanlarında sulama sularına ve toprağa karışarak çevre kirliliğinin oluşmasına neden olabilir. Hem bu nedenle hem de atık pillerin geri kazanımı yoluyla doğal kaynakların verimli kullanımını artırmak amacıyla atık piller toplanarak yetkililere teslim edilmelidir. Pillerin geri dönüşümüyle ilgili yalnızca yukarıda verilen açıklamaya göre çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Ekosistemin korunacağına, buna ulaşılabilir çünkü kimyasallar toprağa ve suları karıştığında buradaki canlılarla ilgili sıkıntı yaşayabileceği sonucuna çıkartabiliriz. 2. Ham madde tüketimini azalacağına, doğal kaynakların verimli kullanımıyla alakalı bir noktaya değinilmiş, o yüzden buna da ulaşılabilir. 3. Enerji tasarrufunun artacağına, enerji ile alakalı herhangi bir bilgi metinde vermediği için bunu alamam. Bu nedenle cevabımız B seçeneği olacaktır.